Önemli bir konuğumuz ve önemli bir sorumuzla devam ediyoruz. İnsanlığın belki de en kadim sorularından birinden bahsedeceğiz. Bu sorunun yanıtını arayacağız. Biz kimiz? Bu dünyaya neden geldik? Allah insanı neden yarattı? Neden bu dünyada kötülük var? Neden kötülükle yüz yüze geliyoruz? İşte bu kritik soruları Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü hocası Profesör Doktor Caner Taslaman'la ele alacağız. Hemen bu çok önemli konuda belki de en çok merak ettiğimiz soruyla başlayalım. Ama bir hoş geldiniz diyelim hocamıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Ben de severek koşarak geldik. İyi ki geldiniz hocam. Hemen sorayım. Allah insanı niye yarattı? Şimdi her şeyden önce en önemlisi evrene bakıp Allah'ın varlığını anlamak. Allah'ın varlığını anladıktan sonra ikinci adım da hemen şunu kavrayabiliyoruz. Eğer ki biz buradaki varlığımızı açıklayacaksak bu sebep Allah'a bağımlı bir sebeptir. Çünkü işte ellerimiz var, bunlar Allah sayesinde var. Görüyoruz Allah sayesinde, işitmemiz Allah sayesinde, yıldızlar, diğer canlılar. Yani bunları bizim Allah'a atıf yapmadan başka türlü açıklamamız mümkün değil bunların varlık sebebini. Şimdi bütün bunların varlık sebebindeki öncelikli oluş sebebi Allah'ın kudreti birçok şey ortaya çıkarmaya yetiyordu. Yani bir güç düşünün, birçok şeyi yaratmaya gücü yetiyor. Mantıksal olarak onun yaratmasını mı beklersiniz, yaratmamasını mı beklersiniz yaratma kabiliyeti varsa. Hiçbir ihtiyacı olmasa da kendi kendine Allah mükemmelliği olsa da yaratma potansiyeli varsa yaratacaktır. Allah'ın yaratma potansiyelinde bizim gördüğümüz canlılarda milyonlarca canlı türü olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'ın yaratma potansiyeli olmasaydı, böyle gücü kudreti olmasaydı bunların hiçbiri ortaya çıkmazdı. İnsan da işte bu Allah'ın gücü kudretinde olan bir varlık türüydü, böyle bir varlık yaratması ve insan da ortaya çıktı. Ama bizim dünyada gördüğümüz varlıklar içerisinde insanı farklı kılan özelliklerden bir tanesi insanın kültür oluşturma özelliği, diğeri de işte insanın özgür iradesinin olması. Aslında bu kültür oluşturma özelliği de insanın biraz dil konuşma kabiliyetiyle de alakalı. Biz dil konuşarak şu bardağı oluşturabiliyoruz. İşte bu televizyonu oluşturabiliyoruz. Bu sohbeti edip hayatın anlamı üzerine konuşabiliyoruz. İnsanı niye yarattığıyla biraz yine ilişkili bir soru. Siz demin söylediniz hani niye kötülük var? Burada da melekler de işte insanın Allah'ın bir halifelik vazifesini yeryüzünde özel bir vazifesi olacağını görünce ki bence o özellikle insanın özgür iradesinin imtihan olmasıyla alakalı. Allah'ım yani böyle kan dökecek, fesat çıkartacak varlığı yani aslında bu kötülük yapma potansiyeli bu kadar yüksek bir varlığa niye böyle özel bir vazife veriyorsun diye melekler soruyor. Allah tabii ki siz bilmezsiniz ben bilirim diye bir cevap veriyor. Yani yaratılışın bütün gizemlerini bir tek Allah biliyor. Fakat bunun yanında hemen Allah bundan sonra insanın dil konuşma kabiliyetine dikkat çekiyor. Kültür oluşturma kabiliyetine dikkat çekiyor ki o bizim işte özgür irademizi de kullanmamızı mümkün kılan husus. Burada tabii ki özgür irade şu demek, bunu da yakalamak lazım. İyi seçebildiğiniz gibi kötüyü de seçebiliyorsunuz. Yani Hazreti Musa da çıkabiliyor özgür iradeyle Firavun da. Peygamberimizin akrabasıydı Ebu Leheb de çıkabiliyor ama Hazreti Muhammed de çıkabiliyor. Yani diyelim ki özgür iradeniz var, siz Allah'a şükredici olmayı da seçebiliyorsunuz. İşte size görme, işitme veren Allah'a karşı nankör olmayı da seçebiliyorsunuz. Allah'ın size verdiği maddi imkanlarla fakirlere yardımı da seçebiliyorsunuz. Yoksa dolandırıcılık yapmanızı daha çok arttırma girişiminde seçebiliyorsunuz. Ama özgür iradenizle dolandırıcı olabilecekken fakirlere yardımı seçmeniz sizi ayrıcalıklı kılıyor. Peki hocam şunu burada bir virgül koyarak temel bir kavram imtihana geleceğim bizim buradaki var. Evet ona. İmtihana gelmeden önce şuna sorabilir miyim? Hani bazı şeyler kaderdir, bazı şeyler seçimdir. Şimdi hangi ailede doğacağınıza karar veremiyorsunuz, hangi coğrafyada doğacağınıza karar veremiyorsunuz ama bütün bunlar sizin aynı zamanda iyi ve kötü olmanızın da sağlayıcıları oluyor. O zaman
önüne geçemeyeceğimiz durumlardan dolayı seçim kapasitemiz sınırlandırıldığında bazı doğru kararları vermemizi nasıl bekleniyor? Evet. Anlıyorsunuz şimdi, değil mi yok, ne demek istediğimi? Şimdi ikiye ayırabiliriz karşımızdaki olguları. Birisi ünlü felsefeci Fichte'nin facticity dediği olgusallık diyebiliriz daha Türkçesi buna. Bizim doğuştan bir bulduğumuz olaylar var. Hı-hı. Mesela cinsiyetimiz, anne babamızın kim olduğu, doğduğumuz yer veyahut da şu anda 2000'li yıllardayız. Ya 1900'lü ya 2000'li yıllarda doğduk. Yani 1300'lü yıllarda doğmamız mümkün değil. Yani bunları Yemen'de doğan bir Yemen'de doğup büyüyen bir insanın tövbe yani onu bir tek Allah bilir de günah kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan büyüyen bir insanın günah kapasitesi, suç işleme kapasitesi, iyi ve kötü olma kapasitesini algılamaya çalışıyor. Tabii yok sorunuz bence çok güzel bir soru. Şimdi bu dediğimiz bu olgusallık durumu yani bulduklarımızla biz zaten imtihan olmuyoruz. Yani imtihan kavramı bizim özgür irademizle karşımıza çıkan seçeneklerde seçtiklerimizle alakalı. Mesela tamam anne babamızın kim olduğunu seçemiyoruz ama mesleğimizi seçebiliyoruz. İşimizi seçebiliyoruz. İşte mesela doğuştan bize ne kadar miras kalacağını ailemizden seçemiyoruz ama kendi paramızı mesela işte dediğim gibi kötü yolda mı kullanacağız, hayır yolunda mı kullanacağız seçebiliyoruz. Dünyanın neresinde doğduğumuzu seçemiyoruz ama önümüzdeki vakti hayır işlerine mi sarf edeceğiz yoksa ne bileyim bazı insanlara karşı kötülük yapmak için organizasyonlar da mı seçeceğiz seçebiliyoruz. İslam'a göre en önemli İslam düşüncesinin paradigma unsurlardan bir tanesi bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu kavramak. Yani Allah'ın insanı yaratma sebebi de bu dünyada imtihan olması. Peki herkes aynı şartlarda mı imtihanda? Hayır. Ayrı şartlarda ama şunu anlıyoruz yine Kur'an'ın mesajlarından her insan içinde olduğu şartlara göre cevap verecektir. Çünkü bizim klasik imtihan kavramımız bu hani ÖSYM Yemen'in yaptığı imtihan tarzlarında herkesin önüne aynı tip sorular gelir. Aynı tip sorulara göre verdikleri cevaplarla ayırt edilir. Allah'ın imtihanı ise her insan kendine mahsus şartlar içerisinde ve o kendine mahsus şartlarda verdiği cevaba göre sorumlu olacak. Hı hı. Mesela Kur'an'da da bunun örneklerini görüyoruz. Mesela fetihten sonra, Mekke'nin fethinden önce değil mi, İslam'ı kabul etmek çok daha zor. Müslümanlar işte daha aşağılanan durumdalar, güç olarak daha zor durumdalar. O durumda Allah rızasını gözetenler, putperestliği bırakanlar, mallarını hayır yolunda sarf edenlerle bundan sonra bir hakimiyet oluyor, siyasi hakimiyet var. Değil mi? Birçok kimsenin menfaati de mesela İslam'a yakın olmak oluyor. Bundan sonra olanlar bir olmaz diyor. İkisine de Allah sevabı verecek ama ikisinin bir olmadığını söylüyor Kur'an. Fakat burada o demin dediğiniz ilke çıkıyor mesela bu tip ayetlerde. Yani Allah herkes koşullarına göre değerlendiriyor. Sizin tamamen aynı yaptığınız bir eylem iki ayrı durumda aynı olarak değerlendirilmiyor. Bir de burada bir kavrama daha dikkat çektim neden yaratıldığınız sorusunda. Buyurun. Allah kulluk için yaratıldığımızı söylüyor. Fakat kulluk Türkçe'de birçok kimse dar anlıyor. Hani namaz, oruç, zekat gibi anlıyor. Bunlar kulluğun alt kümeleridir. Hı hı. Kulluk demek bizim Allah'la ilişkideki bütün düşünce ve eylemlerimiz bizim kulluğumuzdur. Hı hı. Zaten Allah'ın varlığını anladığımızda bizim buradaki varlığımızı Allah'tan bağımsız bir şekilde anlamlandıramayacağımızı anlarız. Allah'la bağlantılı bir şekilde kendi varlığımızı burada açıklamanın adı kulluktur. Hı hı. Mesela şükür bir kulluktur Allah'a karşı. Veyahut da bu evrenin üzerine tefekkür edip bu evrende gördüğümüz işte kuşların, yıldızların, yeryüzünün yaratılışının bağlantısını Allah'la bağlantısını kurmamız da bir kulluktur. Yakında önümüz Ramazan, oruç tutmak da bir kulluktur. Hı hı. Fakirler için bir yardım faaliyeti içinde yer almak, isterse organizasyon yapalım, isterse paramızı verelim. Bunlar da bir kulluktur. Yani kulluk Allah'la bağlantılı olarak tüm düşünce biçimlerimizden eylemlerimize kadardır. Yani yaratılış gayemiz budur. Şimdi bunu anlamak çok önemli. Çünkü hepimizin önünde sizin demin sorduğunuz soruların içinden bir soruyu alalım. Dev önemli bir soru var. Bu hayatı nasıl yaşamalıyım sorusuyum. Şimdi bir değiştirilemeyecek unsurlar var ama yapabileceklerimiz de çok geniş. Ve önümüzde tek bir hayat var.
Ve kendimizi kandırmadan hayata bakarsak hayatın en önemli gerçeği çok kısa süre sonra bir ölüm durağında duracağımız. Fakat yine Allah'tan gelen bize bir mesajla, yani Allah'ın din göndermesi, Allah bize bu dünyadaki yaratılış gayemizi söylüyor. Fakat ölümün yokluğa doğru giden bir nokta olmadığını, Allah nasıl bizi yoktan bu dünyada yarattıysa ölüm durağından sonra ahirette de yeniden yaratılacağını söylüyor. Hı hı. O zaman biz ölümle başka bir alana doğru gitmeye doğru gidiyoruz aslında. Bu bakışla hayata baktığımızda her şeyin anlamı değişiyor. Mesela yakınlarımız eğer bu bakış açısıyla bakmazsak ölüm durağında yakınlarımıza sonsuza dek vedalaşacağız. Evet. Çok sevdiğimiz bedenimiz her saniye burada konuştukça da diğer saniyelerde de yok olmaya doğru bedenimizle beraber ilerliyoruz. Ama Allah'ın verdiği bakış açısıyla baktığımızda biz ahirete doğru gidiyoruz. Hı hı. Ve bu hayat bizim Allah'ın rızasını kazanmak için tek sermayemiz. Hocam, Yüce Yaradan Cenab-ı Allah neden sevdiği kullarını çok büyük zorluklarla sınıyor? Mesela işte sahabelerin başına gelenler, halifelerin başına gelenler, peygamberimizin başına gelenler, Hazreti İsa'nın başına gelenler, Hazreti Musa'nın başına gelenler, bunlar hep kutsal kitaplarda da yazan, hepimizin bildiği, hakim olduğu konular ve bu bilinçli bir sınama. Tabii Yüce Yaradan tarafından bilinçli bir şekilde en sevdiği kullar sınanıyor. Neden? Hem de çok büyük zorluklarla. Hazreti İbrahim mesela evladıyla sınanıyor. Nedendir hocam? Şimdi demin aslında konuştuğumuz bir husus, işte dedim ya, İslam paradigmasının en temel direklerinden bir tanesi bu dünyada imtihanda olduğumuzu anlamak. Hazreti İsa'yı Hazreti İsa yapan, Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim yapan zaten bu imtihanda verdikleri cevaplar. Hazreti İbrahim'in işte babası, kabilesi hepsi aleyhine çalışıyor. Dinden onu koparmaya çalışıyorlar ama Allah'ı her şeyi tercih ediyor. Hazreti İsa'ya karşı yapılan tüm zulümlere karşı Hazreti İsa Allah yolunda ilerlemeyi devam ediyor. Bu imtihanda verdikleri cevaplarla onlar Hazreti İsa, Hazreti Musa oluyor. Bu imtihan ortamı olmasa, o sıkıntılar olmasa İşte Hazreti İsa'yı oradaki insanlardan, Hazreti İbrahim oradaki insanlardan ama, ayırt eden unsurlar hocam, bu. Ama hocam zaten Yüce Yaradan bize şah damarımızdan daha yakın. Zaten içindeki iyiliği, içindeki güzelliği bu insanların biliyor ki ona göre peygamberlik vasfını veriyor. Böyle bir sınamanın nedeni nedir? Allah biliyor ama işte Allah biz yapacağımız için biliyor. Özgür irademizle için yapıyor. Yani kendisi bildiği için bizi zorlamıyor. Hı hı. Aslında biz onları yapacak olmamız da gerekiyor ki Allah onları biliyor olsun. Değil mi? Biz çünkü Allah insanlara özgür iradesiyle vermiş. Aslında Hazreti İsa ile Hazreti İbrahim de karakterleri gereği seçmezler ama kötülüğü seçme potansiyeli vardı. İnsan İsteseydi babasına, kabilesine uyabilirdi Hazreti İbrahim. Özgür iradesi ona veriyor. Ama onu yapmayıp bunu yaptığı için Hazreti İbrahim, oldu. Burada tabii şuna bakmak da anlamak lazım. İslam'ın verdiği perspektifle dünyadaki sıkıntılara baktığımızda çok önemsizleşir. Şöyle düşün, zamanı üstten bakıyoruz. Evrenin yaratılışından bu yana 13,8 milyar yıl geçti. Bundan sonra da milyarlarca yıl var. Bunun içinde 100 yıllık bir insan hayatı, hani bizim çok uzun dediğimiz bir insan hayatı bile bir saniye gibi. Tek bir günün içindeki bir saniye kadar 100 yıllık insan hayatı. Şunu düşünün, şimdi mesela diyelim ki size diyorum ki Allah'ın çok razı olduğu bir kul olacaksınız. Sizi çok mutluluklar bekliyor. Ama bir saniyelik bir sıkıntınız olacak. Mesela bir saniyelik diyelim ufak bir çimcik atacak. Bir böcek arı sizi sokacak ama o arının sokması çok şifalı olacak. Bir saniye sürecek desek. Hangi insan bunu kabul etmez? Herkes kabul eder. İşte dünyada çekilen sıkıntılar bir Müslüman perspektifiyle bakıldığında ahirete nazaran bir arının sokması kadar saniye. Gerçekten bunlar çok önemsiz. Biz dünya hayatında ahiret perspektifiyle olaya bakamadığımız için onları çok büyük, çok önemli görüyoruz. Olabilecek en büyük acılar bile, bir ebeveynin çocuğunu kaybetmesi de, olabilecek kanserler de, aklımıza gelebilecek en büyük sıkıntıları düşünelim, yangınlarda ölmeler de.
Bunların hepsi ahiretle mukayese edildi. Bir arı sokması mesafesinde bile şeyler değil. Allah biz o perspektifi veriyor. Eğer ki biz o acıları çok büyütüyorsak biz o perspektifi içselleştiremediğimiz içindir. Diyeyim yani kısaca. Hocam modern bilim evrenin oluşumuna ve tabii ki Yüce Yaradan'ın evrenin oluşmasındaki yaklaşımına, felsefesine, görüşüne nasıl yaklaşıyor? Şimdi şöyle, tabii biz modern bilimin ortaya koyduklarıyla tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar İslam'ın, burada İslam derken Allah'ın tarih boyunca gönderdiği dinleri anlıyorum. Yani Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'e gelen vahiyleri de anlıyorum. Bu vahiylerle gelen yaratılış anlayışını tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar daha iyi anlıyoruz. Niye? Çünkü bu dinlerde Allah'a bağımlı olarak oluşan bir evren görüşü var. Yani bu evren yoktu, ortaya çıktı görüşü olduğunu görüyoruz bu şeylerde. Ancak 1920'li yıllarda insanlar bu evrenin kökeniyle ilgili detaylı bir teorinin temellerini atmaya başladılar. Bakın, atılmaya başlaması Big Bang teorisinin, büyük patlama teorisinin ortaya çıkması 1920'li yıllar, ki bu teorinin delillerinin çoğalması ve yerleşmesi 1950'li yıllara kadar uzatılabilir. Kozmik fon radyasyonunun anlaşılması veya diğer unsurlar. Şimdi bu teorini bize şunu söylüyor. 13,8 milyar yıl önce her şey zeytin tanesi kadar, ben ona diyorum, çok küçük bir noktadaydı. Şu anda bütün gördüğümüz milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız, o tek bir noktadaydı bütün o maddenin enerjisi kendisi. Ve o noktadan ayrılmaya başladı. Ayrıla ayrıla, genişliğe genişliğe bugüne kadar geldi ve hala biz konuşurken de evren büyümeye genişlemeye devam ediyor. Bakın, bunun anlaşılması 1920'li yıllar. Hem Einstein'ın formülleri üzerine birbirinden bağımsız George Lemaître gibi ve Alexander Friedman gibi fizikçiler çalışırken bu sonuca ulaştılar olması gerektiğini. Aynı dönemde Amerika'da 1920'li yıllarda bir gözlem evinde Hubble teleskobundan, Hubble ünlü fizikçi, bu sefer gözlemsel çalışmalar da yapıyordu. Bir baktı ki evren genişliyor. Bütün galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Einstein'dan gelen bu teorik bilgiyle bu gözlemsel bilgi birleşip bu sonuca varıldı. Sonra bu teoriye itirazlar da getirilmeye çalışıldı. Big Bang teorisi. Big Bang teorisi. O itirazların da dediğin gibi kozmik, çok detaya girmeyeceğim. Büyük patlama yani bizim ama bildiğimiz. Ama bunun birçok delili daha da kondu. Hocam, yani büyük patlamadan önce ne vardı? Büyük patlamadan önce Allah'ın iradesi, kudreti vardı. Ve şunu görüyoruz, evren yokken ortaya çıktı. Allah'ın varlığına karşı tarih boyunca birçok kimse, materyalist ateistler, felsefede getirmeye çalıştıkları alternatif şuydu. Neden Allah ezeli diyelim? Öncesiz olan Allah değil, bu evren öncesiz olandır, sürekli olandırı getirdiler. Big Bang teorisinin bize getirdiği şey şu, tarih boyunca Allah'ın varlığına karşı işte Marx gibi ateist filozofların göstermeye çalıştığı gibi evrenin ezeli oluşu fikri vardı. Big Bang teorisi bunun yanlış olduğunu gösterdi. Evrenin başlangıcı var. Bak, evrenin olmadığı bir an var. Demek ki evren ezeli unsur değil. Biz evrenin içindeki yasalar ve tesadüfün birleşimiyle varlığı anlayamayız. Evren kendisinin aşkın bir varlık sayesinde ortaya çıkmış olması lazım. Çünkü evrenin olmadığı bir an var. O zaman evreni ortaya çıkartan bir güç olması lazım. Üstelik evrendeki bu kadar enerji tek bir noktada olduğuna göre ve hassas ayarları da bu patlamayla ilgili ortaya çıkan verilerde gösterdiği gibi bu patlama çok düzenli bir şekilde düzenlendiğine göre bu evreni aşkın güç, kudretinin çok yüksek olması lazım. Her şeyi çok ince şekilde planladığına göre her şeyden çok haberdar olması lazım ve bu sürecin sonunda ortaya çıkanlar da bu hassas ayarlara bağlı olduğuna göre bilgisinin de çok yüksek olması lazım. Yani Big Bang teorisinin ortaya koyduğu veriler bize sadece evvel olan bir Allah'ı, yaratıcı bir Allah'ı göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Kur'an'da belirtilen Allah'ın bilgisinin çok yüksek olması, kudretinin çok yüksek olması, tüm süreçten haberdar olması gibi birçok sıfatıyla bir Allah'ın varlığını temellendiriyor. Ve buna tabii 1920'li yıllarda ulaşmamız bence müthiş. Daha önceden aslında İslam filozofları da, başka filozoflar da
bazı çok soyut mantıki argümanlarla evrenin yaratılmış olması gerektiğini ortaya koydular. Hı hı. Mesela İslam düşüncesinde buna hudus delili denir. Yani sonradan olma. Ama bunlar matematik felsefesiyle de ilişkili çok soyut argümanlar. Hı hı. Yani teker teker eklemeyle sonsuzun oluşturulamayacağı gibi söylerken bile takip etmesi zor oluyor. Ama ilk defa modern bilimin verileriyle bu tip argümanların bilimsel verilerle de birleştirilmesi mümkün oldu. Hı hı. Benim merak edenler benim yüksek lisans tezimdir. Big Bang ve Tanrı kitabıma bakabilirler. Bu arada benim bütün kitaplarımın PDF'leri internette herkese açık. Oradan indirip bakabilirler bu konunun detaylarını. Peki hocam şimdi diyorsunuz ki Big Bang aslında bir başlangıçtır. Sonu ve başlangıcı olan evrendir. Yüce Yaradan sonu ve başlangıcı olmayandır. Onun evet. iradesiyle bir evren Big Bang ile başlamış ve muhtemelen yine bir Big Bang ile sona erecektir. Onu bilmiyoruz henüz ama tahminen öyle bir şey olacak. Demin dediğiniz husus da çok önemli. Ben tabii ona girmedim. O kadar yani, çok soru var ki hocam. Yok yok. Big Bang teorisi sadece başlangıcı göstermiyor. Sonun da olması gerektiğini gösteriyor. Evet. Şimdi İslam'ın kozmolojik anlayışında tabii o başlangıç daha da önemli ama hı hı. son olması da çok önemli. Çünkü Kur'an'ın birçok ayetine yayılan mesaj bu evrenin bir sonu olduğu mesajı. Hı hı. Mesela bir ayet Allah yıldızların ışıkları söndürülecek diyor. Tabii. Diğer bir ayette dünyanın sonu gelecek diyor. Ve ahiretle ilgili tanımlar başlatılırken ahirette göklerin yenileriyle, yeryüzünün yenileriyle değiştirileceği söyleniyor. Şimdi İslam'ın ahiret inancını bir anlatacak olsak, burada ilk anlatmamız gereken şey bu evrenin sonu geleceği iddiası Kur'an'ın. Bu daha evvelden insanlar buna şöyle inanıyorlardı. Diyorlardı ki bütün bu evreni yaratan Allah, ya bu evrenin sonu tabii ki Allah getirir diyorlardı. Fakat buradan birçok itiraz da geliyordu. Çünkü insanlar kendi ataları, ataların atalarının gözlediği bir evren var. Yıldızlar hep sabit aynı yerde. Müthiş bir sabitlik hissi verebiliyor evren aslında. Kozmolojide böyle olduğunu göstermiyor. Uçan bir dünya, uçan güneş, genişleyen galaksiler diyor ama gözlemle baktığınızda sabitlik hissi geliyor insana. Böylesi bir sabitlik, yeri deliyorsunuz hep toprağın altından bir şeyler çıkıyor. Bu yeryüzü nasıl yok olacak uzay? İnsanlara bu imkansız gibi gözüküyordu. Nasıl başladıysa? Tabii ama şu anda Big Bang teorisi gösterdiği şey şu, bir balon gibi genişleyen bir evren var. Bu genişleme zaten sonsuza dek sürdürülemez. Ya büyük donma dediğimiz Big Chill diye İngilizce anlamda bir süreç olacak. İçine veyahut çökecek. Veyahut da kendi içine çekim gücü bir yerde galip olup büyük çöküş, Big Crunch dediğimiz olay olacak. Evet. Ama veyahut da başka bazı teoriler de var Big Zip gibi yani başka bir şekilde sistemin çökmesi var. Ama ne olursa olsun modern fiziğin bize ortaya koyduğu şey şu. Başlangıç vardı, son da kaçınılmaz. Hı hı. Ama sonu kaçınılmaz olduğu da İslam'ın ortaya koyduğu kozmoloji açısından çok önemli. Bakın Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış bir mesaj bu sistemin sonunun gelmesi. Ama biz bunu modern bilimle anlamış olmamız ne demek? Kur'an'ın ortaya koyduğu kozmolojinin modern bilimle tasdiki demek. Şimdi hocam neden Allah'ın insanı yarattığı tabii ana konumuz olduğu için hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi fizik aynı zamanda çoklu evren teorisi üzerinde de duruyor. Eğer bir çoklu evren teorisi varsa, daha doğrusu çoklu evren varsa ve bu kanıtlanırsa, bu çoklu yaşam formları ya da farklı farklı evrenlerde insanların yaratıldığı anlamına da geliyor olabilir mi? Şimdi tabii bu çoklu evren tabisi ne anlamda kullanıldığına ilgili de bir analiz etmek lazım. Farklı anlamlarda kullanılabilir ama öncelikle şunu söyleyeyim. İslami düşünce açısından Allah'ın bu dünya dışında başka canların olduğu dünyalar yaratmasında veyahut da başka evrenler yaratması da diyebiliriz buna. Hiçbir sorun yok. Hatta bu evrenin içinde başka canlılar olmasında da ilgili Kur'an'da işaretler olduğu düşünülmüştü. Böyle çok açık ifadelerle söylenmez ama Kur'an bütün evren için gökler ifadesini kullandığında göklerde olanlardan bahseder. Yani birçok İslam yorumcusu da bunun aslında dünyanın dışında başka canlılar olduğunun işareti olarak da kabul etmiştir. Şunu da söyleyeyim, çoklu evrenler olduğuyla ilgili yani şimdi bu evren zaten çok büyük. Evet. Yani birkaç yüz milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Birkaç yüz milyar galaksinin her birinde de yüz milyarlarca yıldız var. Aşağı yukarı 10 üzeri 23'e yakın. Onun arkası yani bu 10 üzeri 23 trilyon çarpı 100 milyar kadar bir sayı ediyor.
na yakın evrende yıldız var. Zaten çok çok büyük bir evrendeyiz. Bu gözüken evrenin dışında başka evren olması da bir sorun yok. Şimdi bu evrenin tabii bu çoklu evrenleri siz o anlamda sormadınız herhalde ama hassas ayarlarınla ilgili bir şey söylenebilir mi diyenler oluyor. Şimdi bu evrendeki belli hassas ayarlar olduğunu görüyoruz. En başından planlanmış. Mesela çekim gücünün sabitini çok az değiştirseniz canlılık olmuyor. Çok detaylarına girmeyeyim ama kısaca olay şöyle. Şimdi bizim evrende gördüğümüz tüm canlılar moleküllerin ortaya çıkmasına bağlı. Evrenin herhangi bir yerinde hayal edebileceğimiz bir canlının olması bile atomların belli şekilde bileşikler yapmasına bağlı. Ve başka türlü bir canlı formu olabileceğini düşünebiliriz insandan ama moleküller ortaya çıkmadan, atomlar ortaya çıkmadan canlılar olabileceğini düşünemeyiz evrenin herhangi bir yerinde. Oysa çekim gücünü çok hassas şekilde ayarlanmış. Bu hassas ayarı birazcık değiştirseniz ki bunu matematikle de ifade edebiliyoruz. Trilyon çarp trilyon çarp trilyon çarp trilyon çarp trilyon çarpı birler oranında değiştirsek evrenin herhangi bir yerinde kimya süreci bile başlayamıyor. Ne oluyor? Çünkü yıldızların içerisinde atomlar, yıldızların içindeki fırınlarda atomlar pişiyor. Çekim gücünün şiddeti daha fazla olsa bütün madde çöküp bir kara deliğe baştan dönüşebilir. Veyahut da biraz daha gevşek olsa bu sefer gaz bulutlarını sıkıştırıp yıldız yapmaya yetmiyor çekim gücünün şiddeti. Bakın çekim gücünün kendisi var. O da niye var sorusu ayrıca sorulabilir ama var. Her tarafta geçerli bir G ile ifade edilen şiddeti var. Ondaki en ufacık bir değişiklik yukarıya veya aşağıya atomların ortaya çıkmasını engellerdi. O zaman bu evrenin herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde moleküller de ortaya çıkamayacağı için canlının çıkması düşünülemezdi. Yani böyle cevap verebilir. Peki bu sabitler başka evrenlerde başka var türlü mı? Olabilir miydi diyebilirim. Başka tip sabitler denenip bu evrende oturtulmuş olabilir mi diye sorusu. Onu şöyle diyelim. Birisi böyle bir şeyi düşünmek için farklı evrenler üreten bir evren üretkeci gibi bir şey düşünmemiz lazım. Bir kere bu kadar enerji nereden geliyor şeklinde bir yine soru var. Ondan sonra bu sabitleri, mesela G sabitini katrilyonlarca şekilde, katrilyondan çok daha fazla aslında, katrilyonlarca şekilde ayrı sabitlerin oluşması deneyen, ondan sonra bir şeyi tutturan bir mekanizmanın olması lazım. Böyle bir mekanizmanın da aslında hassas ayarlanabileceğini, ayarlanması gerektiğini görmek çok mümkün değil. Yani biz nereye gidersek gidelim, ortaya atılacak her senaryonun bu evrendeki yaratılışı çok hassas ayarlarla ayarlandığından da kaçamıyor. Ayrıca hangi senaryoya gidersek gidelim maddenin bir başlangıcı olması gerektiği fikrinden de çıkmak mümkün değil. Bu ikisi ise evreni aşkın, kendisinin başlangıcı olmayan, evrendeki süreci bilinçli şekilde düzenlenmiş bir yaratıcıyla ancak bunun açıklanması gerektiğine götürüyor. Şimdi hocam tabii kendi akıl kapasitemizle algılamaya, anlamaya çalışıyoruz. Halbuki bir yaratım, evren, düzen bizim kapasitemizin çok 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 üstünde bir durum, bir sistem, bir olgu. Ama bizim anlayamamamız var olmadığı anlamına da gelmiyor. Peki insan mükemmel bir varlık mı yoksa bilinçli olarak defolu yaratılmış bir varlık mı? Aslında tabii mühendislikte dediğiniz gibi bir şeye defo demin de bilinçli şekilde mühendislikte kimi şeyler olabilecek en mükemmel özelliklerle yaratılmazlar. Mesela diyelim cep telefonlarını üretenler isterler ki aslında cep telefonu sonsuza dek sizin kullanmanızı istemezler. Aslında teknoloji de vardır mesela piller. Sürekli yeni sürüm. Belki bir hayat boyu gider ama siz bir süre sonra onu değiştirin derler. Yani bu mühendislikte de var olan bir şeydi. Çünkü oradaki amaç sizin sonsuza dek cep telefonunu kullanmanız değil. Bunun için ne yapılır? Piller belli dönemde bitecek şekilde, ekranlar belli dönemde yavaşlayacak şekilde yaratır. Tabii. İnsan da mükemmel dedi. Yani hiçbir eksikliği olmamak. Kimseye bağımlı olmamak gibi vasıflar aslında mükemmellikler vardı. Aslında bu vasıfları tarif ettiğimizde bile şunu anlıyoruz. Bu anlamda mükemmellik bir tek Allah'a aittir.
Çünkü geri kalan bütün varlıklar Allah'a bağımlıdır. Allah, yani bir kere bağımlı bir varlık olmamak lazım mükemmel olmak için. Tanım gereği zaten Allah dışındaki varlıklar o zaman mükemmel olamıyorlar. Aynı zamanda Allah insanları bu dünyada imtihan için yarattı ve de belli bir süre sonra ölecek olduğumuz için de vücudumuz eksik tasarlanmıştır. O cep telefonları gibi. Ama o da bu dünyadaki imtihan tasarımının harika değil, mükemmel değil mi? Mükemmel kelimesi biraz aldatıcı olabiliyor. Harika bir imtihan tasarımının gereği olarak bu dünyada bizim yaşlanmamız var. İmtihanın gereği olarak hastalanabilme özelliklerimiz var. Bu ise insanı çok güzel bir yaratılış unsuru olsa da harika bir tasarım projesi olsa da kendi bedensel eksiklikleriyle yaratılması demek. Ama o imtihanın harikalığı için gerekiyor. Mesela imtihanın harikalığı için belli vücut insanların vücut aksaklıkları oluyor, bellilerin fazlalıkları oluyor. Belli insanların dünyada zenginlikler oluyor, belli insanların fakirlikler oluyor. Kimi zaman mesela Peygamberimiz de Medine döneminde birçok mala hükmedebilecek yeteneği vardı. Orada zenginlikle, zenginliği idare etmekle, kendi bizatihi zengin olmadı ama zengini idare etmekle imtihan olundu. Mekke'de ise tecrit döneminde, o kuşatılma döneminde evvelden kalan servetinin çoğunu da İslam için harcamıştı. Bir yerde fakirlikle, zorlukla, eksikliklerle imtihan oldu. Yani dünyada da insanlar kimi zaman sağlıkla imtihan olduğu gibi, kimi zaman hastalıkla imtihan oluyor. Kimi zaman maddi bollukla imtihan edildiği gibi, kimi zaman eksiklikle imtihan oluyor. Kimi zaman yaşlılıkla imtihan ediyor. Bakalım yaşlılık durumunda ne yapacaksın? Değil, vücudun zayıflama dönemi. Kimi zaman gençliğin gücü dönemiyle, Allah sana bu gücü kuvveti vermişken nasıl kullanıyorsun da imtihan oluyor. Yani imtihanın gereği zaten bu dünyada her şeyimizin tam olmaması, belli şeylerin eksik olması ve ölüme doğru giden bir varlık olmamız. Ama onun haricinde müthiş bir tasarım harikasıyız. Tabii ki. Nöronlarımızla işte göz, minicik bir gözyaşı bile. Tabii. Dişlerin dökülmesi ve yeni dişlerin çıkması, yani inanılmaz bir tasarım harikası. Bu dünya aslında bu şekilde olmak da bir tasarım. O da imtihanın tasarımı. Aslında Allah istese şöyle bir sistem yapabilirdi. Mesela bazı şeyler zaman ilerledikçe mesela bir şekilde güzelleşebilir. Bir balonu alalım. Mesela şişen bir balon gittikçe daha güzelleşiyor değil mi? Kırışık bir şeyden balon daha güzel. Evet. Üfledikçe güzelleşiyor. Sonra bam diye patlıyor. Mesela Allah insan içinde böyle bir sistem yapabilirdi. Biz yaşlığımızdaki böyle kırışık, buruşuk, böyle daha aciz şekilde başlıyor. Hani bebekliğimiz aslında kısa, öyle bir evre var. Ama o evreyi Allah çok uzatabilir mesela. Gittikçe mesela böyle gençleşiyoruz, şey yapıyoruz, Benjamin güzelliyoruz. En güzel zamanımızda bam diye balon gibi patlıyoruz. Öyle gidiyoruz. Mesela Allah istese böyle bir sistem yapardı. Ama öyle olsa ne olurdu? İnsanları en çok mesela azdırtan, Allah'tan uzaklaştıran unsurlardan bir tanesi kendini yeterli görmesi. Kur'an da bunu söylüyor. İnsan kendini yeterli gördüğü için azar. Aslında insan hiçbir zaman yeterli değil. En genç döneminde, en güçlü döneminde de yeterli değil. Ama insanın en çok böyle yeterlik duygusuna kapılabildiği durum en sağlıklı, böyle en dinamik gençlik dönemi. Büyük ihtimal insanlar öyle gençleşerek sona doğru gitselerdi, insanların tövbe etmeleri, Allah'a dönme süreçleri bence çok daha eksilirdi. Mesela sürecin bu şekilde olması da bence imtihan tasarımının bir harikalığı. İşte insan söz konusu olduğunda mesela o kadar da çok soru var ki. Şu anda Abdullah yönetmenim dedi ki 2 dakikamız var. Onun için hemen şunu sormak istiyorum size. Güzel bir projeye imza attınız. Sevgili İpek Açar ve sevgili Alper Kömürcü ile birlikte. Tam da bu yaratılışla alakalı. Biraz ondan bahseder misiniz 2 dakika kadar? Evet. Burada özellikle başta Alper Kömürcü'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü projenin fikri ondan çıktı. Kendisi bir gün benim televizyon konuşmama, böyle sizle yaptığım konuşmalar gibi, konuşma arkasında müzik konulmuş. Bunlardan kendisi de etkilenmiş, diğer videolarımdan etkilendiği bunu söyledi. Fakat dedi bunlar acemi olarak, burada hazırladığımız klipten parçalar gözüküyor şu anda. Onun için de değerli yönetmenimize teşekkür ederim.